Rus, yani kesin girer girmez dememek lazım. Iki, dediğinize katılıyorum. Şöyle özetleyelim Rus hocam. Rus devlet aklını ve askeri gücünü küçümsememek lazım. Katılıyorum evet. ama şu anki veriler. E, Turgay çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakınız yani burada bir cephe bütünlüğü yok. Yani nedir? E, durağanlaşan manevra. Bakın durağanlaşan manevraları görüyoruz. Ben bir cephe göremiyorum burada Asker Bu Doğru. Olarak, durağanlaşan manevraların e, harekat emniyetini tehdit ettiği bir pozisyona evriliyoruzlar. Bakın stratejik olarak. Yani bunu emin doğru. ben görürsem Ruslar da görüyor. Doğru. Hani yüzde şunu diyemeyiz. bunu yapamaz, edemez asla demem. Ama, Aması var. Yani hakikaten bir fiyaskoya doğru da gidiyorlar yani. Şimdi beklenen ya, olmuş. Çok acayip Şimdi... bir şey bu gerçekten. Evet. Ya Turgay Güler hemen söyle çünkü çok önemli devam ediyor. Bu da önemli bence yani. Buraya Hadi söyle. Eray Bey'in söylediği doğru. Ama şöyle doğru. Bir nizami böyle giderse doğru. Rusya gözünü karartırsa, hedef gözetmezse yani bütün imkan ve kabiliyetini. Ukrayna'yı tamamen yıkmak üzerine kurarsa bunun altından e, hiç ben kimse kalkamaz. Ben size bir soru Tabii ki. Bakın şu an Rus ordusunun 155'ini Ukrayna'ya tahsis etmiş durumda. Daha fazla edebilir mi? Hiç sanmıyorum. Peki şiddetle. anladın mı? Ordu peş, olarak, çünkü... ordu olarak değil, silah olarak. Tamam silah olarak da %55'i ordu gücünün şu an Ukrayna'da. So, soru Ukrayna'ya tahsis etmiş. Eray Bey. E... Daha fazlası Rusya ana karşısında Eray, riske Eray etmiş. Bey ha. soru şu. Buyurun diyor ki tavır değiştirirse ezme geçme üzerine tanklarıyla, toplarıyla, füzeleriyle, uçaklarıyla bir 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 alı gibi götürürse başaramaz mı? Onu soruyor. Ben de şunu soruyorum. Bunu yapmak istedi de engel mi çıktı? Engel öyle. mi çıktı? Niye yapmıyor peki? Yapamıyor. Başka bir sebep, yapamıyor. Başka Başka yapamıyor. sebep var. Başka ne diyor ya? Başka ne diyor Ankara'da? Bunun en önemlisi... Şey, bir, on, on, bir bitirsin, evet. tamamlasın En herhalde. önemli göstergesi şu. Bakın saha gerçeklikleri üzerinden konuşalım. En önemli göstergesi şu. O 60 kilo, 64 kilometrelik tümen kaç gün kaldı Allah aşkına? Evet ya. Bakın kendini Ben, ben ona tümen. isim Hava isim savunma sistemleri ya. var. Ama ilerleyemiyor da. Mistik konvoy taraf, dedim ben ona. İsim e, karşı koydum. tarafta da tank savar sistemi. Javelin, dünyanın en iyi silahlarından biri. Peki bir dakika. Ukrayna'nın elinde acayip silahlar mı var hakikaten ya? Yok. İki tane, üç tane avantajı var. Bir, anlık istihbarat alıyorlar. O yüzden burada inen bütün şeyleri daha iner inmez. Nasıl bunu yapıyorlar? Amerika efendim. Amerika ha. dedim ya uydudan bakıyorlar. Askeri canım. uzmanlar var, Tabii. özel kuvvet unsurları. Geliyorlar, da. geliyorlar. Diyoruz. Müthiş bir Biz istihbarat tesisi yani. Uydudan Bakın da bakıyorlar. Bak öyle bir şey ki örnek vereyim. Yani bir e, 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 kargo uçağı mesela tamam mı? Atma birliği e, paraşütçü atacak. Kalktığı zaman rotasını tespit edip nereye ineceğini biliyorlar. Orada karşı taarruz kuvvetleri hazırlanıyor. Daha ordular inerken Havada indiyorlar. Ee, gidiyorlar. Çoğu daha tek mermi atamadan etkisi hale getiriyor ve dikkat edin Rusların en büyük zayiatı da buradan oldu. Bir dakika. Bir, bir istihbarat. Acayip istihbarat oluyorlar. Anlık istihbarat. Anlık istihbarat. Güçlü, güçlü yani, istihbarat. E. Tamam. İki, tank savar silahı var. En, en, güçlü, dünyanın en güçlü tank savar silahları şu an Ukrayna'nın elinde. Dünyanın en güçlü tank savar silahının adı ne? Ya benim. Dört kilometre lazer güdümlü. Daha Kaç iki, tane vardır? Yani binlerce var. Üç. Üç. Alçak irtifa hava savunma sistemi. Ha, az önce konuştuğumuz Stinger. ama orada bakın o yüzden ben çok dikkatimi çekti o fotoğrafı görünce sanki artık alçak irtifanın da ötesinde daha bir üst kademe orta irtifa silahlar da vermiş gibi görünüyor. O zaman şöyle mi istihbarat alıyorlar? Ellerinde javelin gibi çok önemli bir silah var. Ayrıca Alçak irtifa ve ortak irtifa, Aa, orta irtifa hava savunma sistemleri, sistemleri var. var. Bütün bunlar artıları Ukrayna ordusunun Artı direniş güçleriyle birleşince ciddi. ordunun yanında birleşince, yani siyasal güç, ordu ve millet bütünleşmesi sağlanınca bunlarla birlikte buyurun size devasa bir stratejik güç ortaya çıkıyor. Ben, benim yok. Ya ezberimi bozdunuz ya. Valla ben Rusların onlar yani, bu çalışıyordu. Valla Rusların yani cephe cepheye cephe bütünlüğü yok. Yani ben, bunu çok net siz de görebilirsiniz. Ben ben Rusların ilerlediğini Böyle gayet o Rus makinasının çalıştığını tıkır tıkır hesaplar yaptığını filan düşünüyordum. Bir cümle söyleyeyim mi? Yani bu değerlendirme yanlış. Alçak irtifada helikopter ve e, alçak irtifada uçak uçuramıyor neredeyse. Bu ne demektir? Komuta kontrol yapamıyor. Derinlikte bakın kilometre kilometrelik bir alan. Evet. Komuta kontrolde yer yer irtifasında zorlanıyorlar. Tahliye, sıvı tahliye, tedavide zorlanıyorlar. İkbal götürmekte zorlanıyorlar. O yüzden ilerleyemiyor o zaman. İlerlememesinin evet, nedeni o. İsmail Hakkı Pekin, ayrılmayın ne olur burada kalın. Buyurun, e, e, Eray Bey'in söyledikleriyle ilgili. Şimdi e, önce şunu söylerim, e, bakın. Bu şeye benziyor. E, Kırkpınar'da 100 kiloluk bir baş peygamberine karşı 60 kiloluk bir adamın e, savaşına benziyor. Güreşmesine benziyor. E, Rusların e, imkan kabiliyetini koyduğunuz zaman... Ruslar Rusların en büyük özelliği ezme ezici bir e, çoğunlukla gelip ezmektir. Finlandiya'da da böyle yaptılar. Finlandiya'da yıllarca savundu. Ondan sonra geldiler 1 milyon kişiyi koydular. 1 milyon askerle ezdiler. Ee, burada kullanılan e, Rusların e, kara e, kuvvetleri, kara kuvvetlerinin 155'i falan değil. Rusların kara kuvvetleri 1 milyon civarında. Yani gerekirse bu getiri koyarlar buraya. Yani ellerinde imkan silah imkanları da var e, nam-ı Yani bir taraftan uçak var havada. Eğer havada uçarken uçak aşağıda siz ikmal yapamıyorsanız o zaman bunda bir yanlışlık vardır. Yani karşı taraf ikmal yapıyor, uçakları yok, hava üstünlüğü yok, bu taraf ikmal yapamıyor. Yani biraz e, abartı, abartılıyor gibi geliyor, e, Rusya'nın gücü küsümseniyor gibi geliyor. Bu işi e, yani Rusya Rusya bu işi kazanır ve biter bu iş. Yani. İki, i̇ki arasında ikisi arasında dikkat farkı var. Batı ne yaparsa yapsın, ne kadar yardım yaparsa yapsın. Uçak göndermediği sürece, gemi göndermediği sürece, birlik göndermediği sürece bir şey. e, burada e, şeyin Ukrayna'nın yenilgisinden e, kurtulamazlar. Yani Ukrayna büyük bir ihtimalle yenilir. Yani Peki. ama ezerek yenilir. Eray ama ortada e, şey ev kalmaz, apartman kalmaz. Öyle yenilir. Ee, yani ben yani bunu, bunu, bunu yaparken şeye bakmanız lazım. E ee, iki gücü iki iki, iki tarafın sikletini iyi tartmanız lazım. Peki. Şu İsmail Hakkı Bey bir dakika. Ne diyorsunuz? Sizden çok farklı yani bir görüş. yok aslında şöyle. Ee, çok da farklı değil. Evet. Ee, yani bütün bunlara rağmen Rusya dayanabilirse yani ekonomisi si dünyadaki siyasal baskı şu hale şu duruma Evet, şu hale, şu kaplumbağa hızında diyelim. ilerlemelere rağmen Rusya kendisine uygulanan yaptırımlara, siyasal baskılara, ekonomik baskılara ve işte hem içerideki günde yüzlerce insan tutuklanıyor Rusya'da biliyorsunuz gösterilerde filan. Bunlara dayanabilirse evet yani bu olabilir. Ama ben bunlara dayanma ihtimalini çok görmüyorum. O yüzden barış görüşmelerine doğru bu işin bir, evrilme ihtimalini yüksek görüyorum. Ha burada bir tehlike ba barış daha var hocam. Masası ne hangi noktada kurulur? Ne kadar kazanım elde edebilir? Bunu başarır. Yani ben özür diliyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmazsınız ama şu haliyle Rusya'nın bu imkanlarıyla uygulanan bu baskıyla Rusya'nın bu işe daha fazla dayanabileceğini ben çok düşünmüyorum. Yani sadece bunu saha gerçekliği askeri güçlerin karşılıklı birbirine karşı oranlarıyla de değil. Bugün nedir? Düzenli konvansiyonel askeri güçlere karşı diğer yöntemleri de kullanan gayri nizami harp unsurlarının asimetrik savaşı Asimetrik yoğun savaşıyla karşıya. Bu çok yeni bir harptür yani çok fazla sahada karşılaşmadığımız bir şey. Ama durduruyorlar işte. Peki Suriye'de Irak'ta karşılaşmadık mı? Karşılaşmadık böyle işte? efendim yani Amerika burada yani Amerika e, şeye girdiğinde Irak'a girdiğinde. Batı Suriye'ye ya da Irak'a yardım mı etti? Ya da Irak'a kim yardım etti? Hiç kimse. Suriye'de. <laughs> ya Suriye da niye öyle Rusya. Ya. orada işler kolaydı. Ya yani. orada işler kolay. Amerika Burada ama şimdi doğrudan Rusya bu mesele. Zor. Bu mesele e, Hakan Bey. Bakınız ilk başta e, Ukrayna sahası Amerika ve Avrupa için bir mücadele sahasıydı. Yani Rusları derinliğe çekmek adeta alan açtılar bakın Ruslara dediler. Biz, biz hiç derim baştan beri. Suda çektiler. Biz şey yapmayacağız, e, asker göndermeyeceğiz. Yani gel diyor, girdi Ruslar. Yani aslında e bu girmesin. Rasyonel davranmadılar. Heh. İşte, bakınız, e, yani biz Putin'in rasyonel davranacağını düşündük. Hep, ben de öyle Hepimiz düşündük. Hepimiz düşündük. Ama rasyonel davran. Peki rasyonel davranmazsa ne olur? Bunun bedeli olur. Neden? Şimdi buraya girdi, bu şeyde. E, ne oldu ama sonra? Binlerce, milyonlarca insan Avrupa kapısına dayanınca Avrupa birden aa dedi ya. Bu mücadele sahası benim beka sahammış dedi. Bakın o yüzden NATO'dan da ayrışmaya başladı Avrupa, Amerika özelinde. E ne oldu? Dikkat edin Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı çok yönlü yardım Amerika'dan bile fazla. Peki bunlar Rusların beklemedikleri şeyler miydi? Putin'in beklemediği şeyler miydi bunlar? Evet, beklemediği şeylerdi. Neden? Bir, çok kısa sürede çünkü bu işi halledeceği düşündü. Üç tane sebebi. Yanlış Yani istihbarat. siyasal stratejinin temel varsayımları başlangıçta yanlış kabul edildi. Bunun çok çeşitli sebepleri vardı. Ya siz Bunu zaten Ruslar kendi aralarında halletsinler. Bir, şey, söyleye halletsin bir ya. şey söyleyebilir miyim? Bütün soruların cevabı şurada. Ruslar bu işi 72 saatte yapacaktı. Bitti. Bugün... 20. gündeyiz. Ne, ne oldu? Ya bitti. bitti. Başka bitti. soru ya sormaya gerek Başka yok. Sorumuz Başka sorumuz yok. Başka soru Ar yok. Tanık sizin. Yani Hakan Bey bir gösterge var. Yani sorun sorma. 20 gün ben bir şey ifade etmiyor efendim. 72 saat 20 günde diye şey hedef göremezsin. koyarsanız. Yalnız, 20 günde bir Hakan şey göremezsiniz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var Rusya açısından. Tamam e, İsmail Hakkı Pekin e, komutanım doğru söylüyor ama Nisan geliyor Nisan. Daha yani ya yağmur gelemedik yani daha ağır şartlar. Tabii Hayır. Yağmur, şimdi... yağmur gelmesi demek şu demek. Çamur. Sizi karayoluna mahkum etmek demek. Evet. Yani evre yani yapamaz. Karayoluna geleceksin mecburen. O zaman e, Rusya açısından daha kötü bir e, durum söz konusu oldu. Yani burada şimdi Rusyal... göstergeler bir şey çıkarıyor ortaya. Şu ana kadar dinlediklerimizden bir analiz yapabilir miyim kısa? Şimdi bakın e, ben dikkatle dinledim. E, bu Antalya'daki Toplantı şöyle algılandı. Ya usulen ikisi bir araya geldiler. Hiçbir sonuç çıkmadı gittiler. Dikkatinizi çekerim. Hayır. O olayın akşamı 6'da Biden aradı. Müteakip Alman Başbakanı geldi. Ondan önce bilmem İsrail geldi. Bir Kilikos trafik var. Geldi. Bu arada da en mühimi Ukrayna'dan ve Rusya'dan şu sinyaller geldi. Bugün de Dışişleri Bakanı ya da dün bir laf söyledi. Ben orada çok deklare edilmeyen, açığa çıkmayan ama bundan 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün sonra ne zamanını bilemem. Bir Zelenski Putin görüşmesinin de Antalya'da ya da Türkiye'de bir yerde yapılma ihtimalini Ey, hissettim. Ya Kupusunu o Antalya formuna katıldığımızda inanın biz de bunu hissettik e, Ahmet Bey. Yani, yani doğru söylüyorsun. Şu mu de, bu şu yani mu demek? bir şey oldu sanki. Evet, şöyle, bir dakika, e, be, Taraflar be, orada e, normal formal görüşmelerin dışında da arka kapılarda kapı arkaları görüş bir şey merak kapı... ediyorum. Denge ben. noktası Bu arıyorum. Şu demek mi? Yani sahada Baküde yapılıyor söyleniyor görüşmenin. Efendim? Nerede? Bakü. Bakü'de. Bakü'de. Peki çünkü biliyorsunuz Bakü e, şey Azerbaycan Cumhurbaşkanı da, o da geldi. biliyorsunuz tam e, o gün perşembe günü evet. Ankara'ya geldi. Evet. Evet, evet ya evet. o da tabii çok önemli bir geçim. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu şu demek mi? Ruslar sahada bu 20 günlük süreç içerisinde gelebildikleri noktayı gördüler ve bu durum onları biraz masaya doğru itiyor. Evet, itiyor efendim. Bunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle mi? bunu söylüyoruz. Ama Zelenskiy de etkiliyor evet. bu arada. Evet, yani Rus ya yani ben Tabii. size bir şey söyleyeyim mi? Durum dengine dengeye e, tersine değişti gibi geliyor bana. Hı. Bilmiyorum katılır mısınız ama burada Ukraynalıların değil artık Rusların ne kadar dayanacağı savaşın kaderini belirleyecek Öyle. gibi görünüyor. Çünkü Ruslar Bakın tekrar edeyim mi? Yani Ukraynalıların ne kadar dayanacağı değil, artık Rusların ne kadar dayanabileceği e, masayı ya da poli, poli, e, şeyi diplomasiyi belirleyecek gibi görünüyor efendim. Hatta Peki, bence iş neye kaldı biliyor musunuz? Eee şu Luhansk ve Donetski vermesi bir de kırımın kuzeyini kabul etmesi halinde bu iş biter gibi geliyor bana